ayakkabı sektöründe çekirdekten yetişme Mecit Osman tarafından kurulan Steps ayakkabı, bayan ayakkabı üretimleri yapıyor. Kaliteli, şık ve özgün tasarımlarıyla adından söz ettiren firma, ürünlerini hem yurt içi hem de yurt dışında müşterilerinin beğenisine sunuyor. Biz de firma sahibi Mecit Osman'dan ayakkabı sektöründeki çalışmaları hakkında şu bilgileri alıyoruz. Aslan Halepli, Türkmenik, köylerimiz Sanur'da. Türkiye'ye 2 yıl önce geldik, 2-2,5 yıl önce. Bizim mesleğimiz de ayakkabıcılık. Türkiye'ye geçtikten sonra kısa bir dönem, 2-3 ay çekmeden Steps Ayakkabı diye firmamızı kurduk. Şimdi bu bizim baba mesleği. Yani fark şurada oluyor, işimizi çekirdekten yetişmeyiz. Bayan üzerine. Biz işe başladıktan sonra işte nemunelerimizi yaptıktan sonra bura Türkiye'nin gözde olan firmalarına iş yaptık. Kendi markamız var. Kendi tasarımımız, kendi imalatımız sıfırdan her şey bize ait. Sadece yani belli markaların klişesini vuruyor bize. Şimdi benim yoğunluğum Türkiye. Ağırlığım Türkiye, İstanbul. Ondan sonra mesela Irak mal verik, Filistin mal verik, Libya mal verik. Bu ülkelere, şimdiki hazırdaki bu ülkelere çalışır. Mecit Osman konuşmasında Türkiye'de iş yapan Türkmenlerin vatandaşlık almada büyük zorluklar yaşadıklarını belirterek bu konuda yetkililerden kolaylık beklediklerini ifade ediyor. Ben Suriye Türkmen Meclisi üyesiyim. Yani bu konulara çok yerde değinik. Çok bize böyle sorular, talepler geliyor. Şu oluyor, mesela milyon dolarlık, hatta şu anda dosyası olan arkadaşlar var. Milyon dolarlık işler yapmış, Antep'in dışına çıkamamış, vatandaşlık alamamış. Yani orada bir büyük bir problem var. Benim devlet büyüklerimden bunu talep edeyim. Hatta talebimde de biraz ısrarcı olayım. Gelsinler, görsünler. Evet. Şimdi burada gelen Suriyeliler, bu sektörde, ayakkabı sektöründe gelen Suriyelilerin önde gelenleri, büyük firmaları, büyük ustalar diyelim, iş yapanlar hep Türkmenler. Yani bunu herkes bilir, bu Suriye'de de böyledir. Ama çoğu vatandaşlıktan dolayı sıkıntı oluyor. Ben devlet büyüklerimden bu dar alanı biraz daha rahatlatma açısından bizzat da işverenlerin, iş adamlarının bir kolaylık sağlanmasını talep ederim yani. Çünkü daha iyi olacak, dışarıyı dövizi bırakacak. Mecit Osman konuşmasının sonunda ülkemizin 2023 hedeflerine paralel olarak büyümeyi planladıklarını ifade ederek şu temennilerde bulunuyor. Şimdi bizim kendi sektörümüzde hep ileri. Durmak yok, yola devam. Slogan bu. Ben zaten başka alanlarda da çalışayım. Onun ticaretini yapayım. Benim gibi çok arkadaşlar var. Bu bana has bir şey değil. Onun için kendi çalıştığımız alanda işi daha büyütmeye çalışayım. Bunun imalatından toptanını birbirine bağlamayı düşüneyim. Geniş bir alanda tabii. Başka sektörlerde de artın ya nasip değil ki yani. İnşallah Allah'ın izniyle başka sektörlerde de şey edecek. Çünkü 2023 bizim için önemli. Hakikaten bizim için önemli. Hep bizim için de bütün İslam alemi için önemli.